Tekrardan selamlar arkadaşlar. En son siyasi olarak nereden devam ediyorduk? Misak-ı Millî ilan etmiştik. O Misak-ı Millî'nin ilanından sonra da İstanbul'u resmen işgal edelim demiştik ya. İşte konumuz da bu olacak şimdi. Hemen bakalım. İstanbul'un, dikkat ediyoruz bakın, resmen işgal ediyor özellikle. Hemen çok küçük bir ayrım yapalım burada. Şimdi bu İstanbul'un iki tane işgali var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi fiilendir. Bir tanesi de resmendir. Şimdi bu fiilen olan kısımdaki olay Mondros Ateşkes Antlaşması var ya, Ateşkes Antlaşması. Orada hiçbir kan dökülmemiştir bakın, unutmayın. Bizim fiilimizi yasaklamışlardır, yani eylemlerimizi yasaklamışlardır. Hareket edememişizdir biz. Hani geliyorlardı, gemilerini limana demirliyorlardı ya, böyle kara bulut gibi şehrin üzerine çöküyorlardı, Atatürk diyordu ya hani, geldikleri gibi giderler kısmı. İşte bak o burada yaşanan fiilendir o kısım. Resmen ise bak burada Misak-ı Millî sonucu olan. Ya ne fark var arada dersen, resmen de kan dökülmüştür. Ondan kaynaklı. Yani İstanbul iki defa işgal edildi. Bir resmen var, bir de fiilen var. Onun bak ayrımını unutmayalım. Buradaki nedir? Resmendir. 16 Mart 1920 tarihinde girmişler maalesef ki kente. Nedeni Misak-ı Millî'nin ilan edilmesi. Misak-ı Millî ilan edildiği için biz bu kent işgal edildi. Bunu unutmayalım. Hemen geliyoruz sonuçlarına. Birkaç tane hikaye var, ondan bahsedeyim önce. Şimdi tabii bu adamlar yıllardan beri bu anı bekliyorlar değil mi? Fiilen işgal ettiler ama resmen girebilmişler miydi? Daha girmemişlerdi. Kan dökmemişlerdi. İşte şimdi o fırsat ayaklarına geldi burada. Şöyle yapmışlar maalesef ki bizim bazı karakollarımız var. Burada da bak yazıyor. Şehzadebaşı Karakolu, Türk Ocakları vesaire, böyle milliyetçi gençlerin falan bulunduğu yerler. Özellikle bu Şehzadebaşı Karakolu'nu basıyorlar ve saat böyle sabah 6'ya çeyrek kala, 5.45 sularında falan girmişler buraya. Ne yapmışlar orada? Bir mızıkayı Hümayun koğuşu var. Yani mızıka, çalgıcıların yani müzikçilerin olduğu yer. Müzikçilerin o koğuşunu basıyorlar. Tabi savunmasız özel bir yer seçmişler. Şimdi elinde silah yok onların. Trompet var mesela bizimkilerin elinde. Bunlarda ise silah var. Hemen gelmişler, aniden koğuşu basıyorlar. Bir de bak saate dikkat edin, böyle uykularının hani en derin zamanları, 6'ya çeyrek kala artık yavaştan böyle kalkma zamanları. Ne olmuş orada? Geliyorlar, bizim maalesef ki birçok askeri şehit ediyorlar. Hatta bazıları kaçıyor ama kaçarlarken onu koridora diziyorlar, yakalıyorlar bu sefer. Koridorda maalesef böyle kurşuna dizip hayatlarını kaybettirmişler. Yani çok kanlı, çok büyük bir eylem gerçekleştiriyorlar. E tabi şimdi bunları da Mustafa Kemal de öğrenecek. Hemen ne yapmış kendisi? 16 Mart ile 31 Mart tarihi, yani 15 günlük falan gibi bir sürede tam 113 tane telgraf çeker Anadolu'nun farklı yerlerine. Yani bak dikkat ederseniz aslında Mustafa Kemal o dönem telgrafı ne gibi kullanıyor? Günümüzdeki Twitter gibi kullanıyor burada. Sürekli böyle tweet atar gibi telgraf atmış. İşte artık İstanbul'un hükmü yoktur, İstanbul'un aldığı hiçbir karar kabul edilemez çünkü onlar artık o kararı işte itilaflara aldırıyor falan tarzında böyle defalarca kere çevre valiliklere, hani o kurallara, emirlere uymayın demiş resmen burada. Ve tam tamına bak 113 tane telgraf çekmiş çok kısa bir sürede, ki o dönem için zor bir şeydir bu. Yine şehri teslim alması için bir tane Fransız komutanı görevlendiriyorlar. Fransız komutan çok enteresan bir hareket yapıp ne yapmış? Şehre Fatih'in çok önceden feth için girdiği kapıdan girmiş. Yani nasıl bir kuyruk acısı varsa bak artık düşün adamda. Anca yıllar sonra adamlar intikam aldıklarını zannediyorlar burada. Sen demiş Fatih burayı fethettin ama al demiş bak ben de senin girdiğin kapıdan girip işgal ediyorum demiş. Hani kendince Fatih'e bir cevap veriyor işte, anca öyle yaparlar zaten. E tabi biz de bu kanlı eylemlere cevap vereceğiz burada. Vermişiz bazılarına da. Mesela ne olmuş? Akbaş baskınları yapılmış burada. Dramalı Rıza var, Köprülü Hamdi Beyler var. Onlar gelip bakın İtilaf Devletleri'nin bazı silah depolarını patlatmışlar. Ki onları da Mimim grubu aracılığıyla ne yapacaklar? Anadolu'ya taşıyacaklar burada. Yani hep böyle bakın bir karşılıklılık tabii durumu oluşmuş. Ama şu an biraz dezavantajlı olan biziz. Çünkü artık kanlı bir işgal altındayız. Yani moral de bozuk maalesef şu an tabii ülkede. Geldim diğer sonuçlarına. Meclis bakın ne oldu? Dağıtıldı. Son Osmanlı Mebusar Meclisi'ni çok büyük bir hevesle açmışlardı Mustafa Kemal şehri istememesine rağmen. Al işte bak korktuğu başına geldi ve maalesef ki şu anda şehir işgal altına girince meclise dağıtılmış oldu. Hatta bazı vekilleri ne yapmışlar bak? Malta'ya sürmüşler. Rauf Orbay da bunların içindedir. O Fela Vatan grubunun başkanlığı kabul eden, işte milli mücadeleye zarar verme hareketiydi bakın bu. Ve ne yaptı şimdi kendisi? Malta'ya sürgün yedi. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar burada yaşayacak. Sonra Salih Paşa hani Ali Rıza'nın yerine gelmişti ya, hemen görevden aldılar Salih Paşa'yı. Çünkü Salih Paşa'ya pek fazla sözünü geçiremiyorlar. Kimi çok böyle sever itilaflar, kime çok fazla sözünü geçirir? Tabii ki de damat Ferit'e.
Damat Ferit şu an diyor ki Legend is back ey ahali diyor. Yani efsane geri döndü diyor burada. Hatırlarsak biz daha önce ne yapmıştık bu Damat Ferit'i? İstifa ettirmiştik. Hatta bunu biz temsil etin ilk başarısı demiştik. Hangi olaydan sonraydı? Sivas Kongresi'nden sonra. İşte şimdi itilaflar bekledikleri ana kavuştular ve hemen Damat Ferit'le tekrardan iş yapacaklar burada. Muhtemelen Damat Ferit ne yapacak? Parsel parsel şimdi işte ülkeyi teslim etmeye başlayacak bunları. Zaten ondan bunu getiriyorlar. İtilaflar bir beyanname yayınlamışlar. Türk ve İslam alemine isminde bak bu. Şöyle hemen tırnak için alalım bunu. Demişler ki burada, neden bu kadar kanlı bir işgal yapıyoruz biliyor musunuz ey Müslümanlar demişler. Bizimkiler de merakla bekliyorlar. Şöyle yazarmış beyannamede. Halifenizi kurtaracağız demişler. Yani bak şimdi halifeyi dediği anda maalesef Osmanlı insanı diyor ki aa halife mi kurtulacak? Tamam o zaman bu işgal tamam olsun gerçekleşsin istiyorlar. Yani maalesef ki halifeyi duyduğunda akan suların durduğu bir grup var. Ve bu insanlar da gidip çevredekileri mesela ikna ediyorlar. İşte bazı kafaları çalışanlar diyor ki böyle saçma şey mi olur diyor. Türk askerini niye öldürüyorsun halifeyi korumak için diye mesela daha da fazla Mustafa Kemal'in yanına gelmeye başlayacaklar şimdi. Ama maalesef inanan bir grup da var her zaman olacağı gibi. Ankara'da yeni bir meclisin çalışmaları bak başlamış burada. Eğer bize bir soru sorarsa çok da güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul gibi kanlı bir işgalin tek olumlu sonucudur dediği anda hemen ben oraya bak diyeceğim ki yeni bir meclisin açılma çalışmaları veya işte TBMM'nin açılma süreci bu tarz bir şey görmen lazım. Bizim için bu kanlı işgalin tek bir olumlu sonucu vardır. O da hemen Mustafa Kemal'in ani bir manevra gerçekleştirip kendisi Ankara'daydı İstanbul'a gelmemişti ya güvenlik gerekçesiyle. İşte şimdi o da ne yaptı bunun için? Yeni bir meclis çalışması başlattı. Hatta zaten kendisi hatırlarsak bunun için meclis başkanı olmak istiyordu. Devam niteliğinde meclis açabileyim diye. Ama olamamıştı da işte şimdi yeni bir meclis kuracak. Adı da TBMM olarak geçecek bunu. İşte seçim yapılacak. Tekrardan adaylar belirlenecek. Mustafa Kemal'in mesela şehri değişecek falan. Yani adaylık şehri falan değişecek. Yani birazdan meşakkatli bir süreç olacak ama nihayetinde biz neye varacağız? Meclise varmış olacağız. Birkaç tane notumuz var. Onları vereyim. Ondan sonra bu videoyu da bitirmiş olayım. Hemen şöyle yazalım notumuzun bir tanesini. En uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul'dur. Bunu bir yazalım. Bu ta bak Mondros'tan sonra başlar. Ta nereye kadar? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına kadar devam edecek. Çünkü biz o zaman kurtarabileceğiz bu İstanbul'u. Yani en uzun süre bakın işgal altında kalan yer neresi derse bize İstanbul olacak. Bir diğer bilgi. Şimdi Mustafa Kemal Ankara'da olay İstanbul'da gerçekleşiyor ya. Nasıl öğrendi Mustafa Kemal bunu? Bir telgrafçı sayesinde öğreniyor. Hemen yazalım. Mustafa Kemal işgali Manastırlı Hamdi Bey'den öğrendi diyelim. Manastırlı Hamdi Bey'den öğrendi. O Manastırlı Hamdi Bey gerçekten o dönem için çok zor bir zamanda Mustafa Kemal'e haberi anı anına yetiştiriyor neredeyse. Normalde o dönemde itilafların böyle tuttuğu bir şehirde hemen bu haberi ulaştırmak falan çok zor. Zaten Mustafa Kemal de nutukta hakkını veriyor. Ne diyor? Bu kahraman telgrafçı diyor olmasaydı bu kadar hızlı düşünüp hızlı hareket edemezdim. Mesela meclisin çalışmasını bu kadar hızlı başlatamazdım diyor. Bak dikkat edersen 16 Mart'ta işgal oldu. Biz 23 Nisan'da meclis açtık. Yani şöyle yuvarlasan 35-36 gün içinde falan yeni meclisimiz olmuş oldu bizim burada. Neye olmuş bak bu? Bu kahraman telgrafçı sayesinde. Çünkü anı anına neredeyse olayları Atatürk'e nakledebilmiş. Mustafa Kemal de bu kahraman telgrafçıyı hiçbir zaman unutmamış. Ve soyadı kanundan sonra kendisine özel bir soyad veriliyor. Hani demiştik ya biz Manastırlı Hamdi Bey diye bu adam. Şöyle oldu şimdi bu adamın adı. Hamdi Mart 16. Bakın böyle bir soyad almış kendisi. Bak 16 Mart yani işgal edilen tarihi kendisine Atatürk soyad olarak vererek o ismin ömür boyu böyle yaşamasını ve işte bir kahraman olarak anılmasını sağladı. Bunlar da İstanbul'un resmen işgaliyle ilgili vermemiz gereken notlardı. Geldim son kısma. Peki biz işgale karşı ne yaptık? Mutlaka bir şeyler gerçekleştirmişizdir burada. Mesela yeniden bak İstanbul'da iletişim kesildi. Tekrardan sardık başa. Zaten arabası hiç iyi değildi. Damat Ferit'in olduğu dönemlerden bahsediyorum burada. Tekrar Damat Ferit geldi. Ben yine görüşmem İstanbul'la. Tam böyle ılımlı bir ortam oluşmuştu. İşte seçimler, meclis açılıyordu falan. Çok güzel Damat'la görüşmeleri birbirimizi resmen tanıyorduk ediyorduk. Yeniden ilişkiler maalesef ki bozuldu. Tekrardan düşman kardeş modu açıldı yani burada. İtilaf subaylarını tutukladık bak. Hemen biz de onlara cevap verdik. Çünkü onlar bizimkileri öldürmüştü burada Şehzade başında. Biz de gittik hemen onlarınkini esir aldık. Tabii öldürme falan bizde. Gey ve Ulu Kışla yolu tahrip ediliyor. İşte bu da Kocaeli ile Niğde arasında bir yol. Genelde mesela itilaflar Anadolu'ya gelecekken bu yolu kullanırlarmış. Biz de hemen bu yolu tahrip etmişiz ki onların Anadolu'ya gelişini engellemeye çalışıyoruz.
Bir de bakın toplanan vergileri İstanbul'a göndermemişti. Anadolu'da biz vergi topluyoruz şu anda. Bunları da İstanbul'a göndermiyoruz. Sebebi de para kimin cebine girecek kesinlikle şu anda? İtilafların. Ona göndereceğim ve kendimiz burada milli mücadelemize katkı sağlarız diye düşünerek göndermemişiz bunu da. Burayı da bitirmiş oldum. Bir sonraki videomuzda çünkü yine çok önemli. TBMM'nin açılmasını göreceğiz. İşte o tek olumlu sonuç olarak gördüğümüz kısım. Bakalım işte nasıl bir refleks geliştirmiş Atatürk, ne yapmış, ne gibi kararlar alınacak, meclis bu sefer istediği gibi olacak mı? Çünkü bir öncekinde biraz hayal kırıklığına uğradı. Ne grubu kurulabilmişti, ne başkanı seçilebilmişti. Sanki bu seferki biraz da artık onun etkinliğinde ve onun kontrolünde olacak. Çünkü insanların bir kere ağzı yandı, onun sözünü dinlememişlerdi. Bakalım bir sonraki videolarda da bunu göreceğiz. Görüşmek üzere.